Bunun tek çözümü de daha fazla Kur'an Yani okumak. Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim'in sadece yüzünden anlaşılmadan okunacak bir kitap olmadığını anlamak, kavramak, Kur'an-ı Kerim'in insanların yaşamına bir kılavuz olarak gönderildiğini bilmek, sembolleştirmemek Kur'an-ı Kerim'i. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i alıp duvara asıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i o mikro şekilde alıyoruz, arabamızın aynasına asıyoruz, torpidoya koyuyoruz. Niye? Kaza bela olmasın diye. Çocuğumuzun işte bebek sepetine koyuyoruz. Niye? Aman bir hastalık olmasın, sıkıntı olmasın. Ya Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim nasıl şifa olur biliyor musunuz insanları? Siz Kur'an-ı Kerim'i okursanız, hayatınıza tatbik ederseniz, Kur'an-ı Kerim'i yaşarsanız şifa olur. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e zulmetmiş olursunuz siz ki yüzlerce yıldır yapıldığı gibi. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak, gerçekten hakkını vererek okumak, onun da çünkü bir ilmi var. Bu güzel bir şey. Buna kimsenin bir itirazı yok. Ama Kur'an-ı Kerim güzel okunsun diye indirilmiş bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için indirilmiş bir kitap. Ayetler üzerine düşünmek için indirilmiş bir kitap. Ve hayata yansıtmak için indirilmiş bir kitap. Biz niye düzgün Müslüman değiliz? Çünkü Kur'an'a uymuyoruz. Biz niye düzgün Müslüman değiliz? Biz Hazreti Peygamber'i tanımıyoruz. Yani peygamberini tanımayan, Kur'an'ı bilmeyen ama Müslüman olduğunu iddia eden bir topluluğuz biz bu şekilde. Hani tabii ki bunu gerçek manada yapmaya çalışan insanı istisna ederek toplumun genel algısını söylüyorum. Hep kulaktan dolma dini bilgilere Müslüman sahibiz. dünyasının tamamı üzerine de Tabii ki konuşabiliriz Müslüman bunu biz dünyası varız. sadece. Zaten böyle olmasa bakın yani bugün içinde bulunduğu durumda olmaz Müslüman dünyası. Yani hep bir iktidar mücadelesi var. Yani hep böyle bir oradaki yeraltı kaynaklarını ele geçirme mücadelesi var. İnsanlar öldürülüyor, katlediliyor. Ya yani bugün en fazla silah satılan ülkeler muhtemelen Müslüman ülkeler. Çünkü iç savaşlar var, herkes birbirini katlediyor. Ya bir Müslüman silahla ne iş olur Allah aşkınıza? Ancak yani Müslüman kendini müdafaa etmek durumunda kalır. Ülkesini müdafaa etmek durumunda kalır da o zaman silaha başvurabilir. Ya bir Müslümanın Kur'an'la işi olur. Senin elinde Kur'an olacak. Yani senin elinde Kur'an olmadığı için senin eline silah veriyorlar. Senin elinde Kur'an olsa zaten kimse o silahıyla tutuşturamaz seni. Çünkü cahil olmasın o zaman.